Dün değil evvelsi gün senin de olduğun ekranda bir tartışma yaşandı ve o tartışmada Özlem Gürses senle Hilmi Daşdemir'e beyler ben bir kadın bir anne olarak dedi. Orada tabii o tartışmanın sonrasında da yayını terk etti. Ne oldu da orada Özlem'i o kadar kızdırdınız? Onu ben de anlayamadım çünkü orada sevgili Hilmi'yle bir tartışmaları vardı. Hilmi'yle tartışırken bir anda benim de işin içine kattı. Hatta yayından sonra çok sinirlendi. Ben de üzüldüm tabii ki. Ben Özlem'cim sakin ol, niye bu kadar agresifsin dedim. Oğlumla huzurlu bir ülkede yaşamak istiyorum diye bağırdı. Yani dedim oğlumla huzurlu bir ülkede yaşamanın engeli bir durum göremedim ben ya da bunun bizimle ne alakası var. En nihayette ben bir insan olarak o agresifliğine karşı kendisini tezkir etmeye çalıştım. Dün değil evvelsi gün senin de olduğun ekranda bir tartışma yaşandı ve o tartışmada Özlem Gürses senle Hilmi Daşdemir'e beyler ben bir kadın bir anne olarak dedi. Orada tabii o tartışmanın sonrasında da yayını terk etti. Ne oldu da orada Özlem'i o kadar kızdırdınız? Ya onu ben de anlayamadım çünkü orada sevgili Hilmi'yle bir tartışmaları vardı. Hilmi'yle tartışırken bir anda beni de işin içine kattı. Hatta yayından sonra çok sinirlendi. Ben de üzüldüm tabii ki. Ben Özlem'cim sakin ol, niye bu kadar agresifsin dedim. Oğlumla huzurlu bir ülkede yaşamak istiyorum diye bağırdı. Yani dedim oğlumla huzurlu bir ülkede yaşamanın engeli bir durum göremedim ben. Ya da bunun bizimle ne alakası var? En nihayette ben bir insan olarak o agresifliğine karşı kendisini tezkir etmeye çalıştım. Anlam da veremedim ama sonuç itibariyle demek ki o anki ruh hali o. Biraz gerilmiş seçim sürecinde. Muhalifler de ya bu sanki seçim bir ölüm kalım meselesi gibi bir bakış açısı gelişmiş ki bunu çok tehlikeli gördüğümü ifade edeyim. Kendilerini neye şartlamışlar? Yani 20 yaşında bir kadın niye bir kadın 20 yaşında oğluyla niçin huzurlu yaşayamaz? Bu kadar değil yani. Kılıçdaroğlu seçim kazanırsa biz niye bu ülkede yaşayamayalım? Yaşarız. Siyasi tercihler sonuç itibariyle milletin dediği olur. Ülke yönetiminde bir takım paradigmal değişiklikler olur. Ama avukat Serkan Toper'in ben gelip bir Çiftçi Ahmet tarlasını ekecek bütçe. Öğrenci okuluna gidip gelecek. Ya bu kadar olayları çok ciddiye alıp oğlumla ben bu ülkede huzurlu yaşayamayacağım noktasında bir düşünceyi de yani empati yapmaya çalışıyorum ama anlayabildiğim ifade etmem çok da kolay değil. Ama tabii ki tepkinin bana yönelmiş olmasını da pek anlayamadım. Çünkü o tartışmanın içinde değildim. Ben konuşmamı yapmış ve kenara çekilmiştim. Hayır, siz o konuşmada siz yani aslında Özlem Gürses'e yönelik herhangi bir eleştiriniz falan da yok. Siz orada terör örgütüyle, terör örgütünün CHP lideri, daha doğrusu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği konuşuyordunuz. Böyle tartışma buradan çıktı. Yani Özlem birdenbire bir agresifleşti, sesini yükseltti. Beyler dedi. Ben bir kadın olarak, bir anne olarak ama şimdi bir kadın, bir anne vurgusunu yaptığınız zaman Hilmi'nin de orada Yasin Börü'nün annesini, onca şehidin annesini hatırlatması bence çok önemliydi. Zaten o dakika itibariyle stüdyoyu terk etti. Evet. Yani, hadi abi sen de tartışmalarda çok oldun, biz de çok olduk. Ben özellikle üslup olarak hiç kişiselleştirmem. Ben siyaseten çok ağır konuşurum, çok sert konuşurum, çok net. Ama ben karşımdaki Hadi Özışık'ın özel hayatı, geçmişte attığı tweetler, onlar bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Ben konuya odaklanırım, konu üzerinden tartışırım. Konu üzerinden de çok sert cevap ve net cevaplar veririm. Ama hiçbir zaman o stüdyodaki konu hedef alan herhangi bir üslubum ağzım olmadı. Sen beni takip ediyorsun. Bir abi kardeş hemşire hukukumuz da var. Eyvallah. Dediğim gibi orada biz Özlem Hanım'a fikir cevaplar verdik. Söyledikleri birçok konunun algıdan ibaret olduğunu ifade ettik. Aslına bakarsanız bizim tarzımızın, Hilmi'nin de tarzı biraz nettir. Net konuşur yani. Hilmi lafı eğip büken bir arkadaşımız değil. Yani o maskelerin düşürülmesi noktasında ya karşımıza geçip yalan olduğunu bildiğimiz şeyleri bize anlattıklarında biz de bunun yalan olduğunu net bir şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. Elbette ki yalan neye göre yalan? Onların inandığı şeyin yalan olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Siz yalan söylüyorsunuz demiyoruz. Ama diyoruz inandığınız şeyler maalesef algıdan ibaret. Sahada hiçbir gerçekliği yok. Her seçimde
sahada gerçekliği olmayan şeyleri sosyal medyada çok bağırıp çağırıyorsunuz diye, sosyal medyadaki algılara çok teslim oluyorsunuz diye bir türlü sahanın hakikatini görmek istemiyorlar. Bununla barışmak istemiyorlar. Ve 14 Mayıs'ta en umutlu olduğunuz seçimde bile tarihi bir fark ediniz. Demek ki sahanın sesi size inandığınız gerçeklerden çok farklı. Bir türlü bununla barışmayı deneyemediler. Bununla barışamadıkları için de sürekli bir öfke dili geliştirmeye çalışıyorlar. Yani elbette ki Özlem Hanım'ın oğluna da saygımız var, kadın oluşuna da saygımız var ama en nihayette biz orada bir kadınla değil, Millet İttifakı adına oraya gelmiş, argüman geliştiren bir hatiple muhatabız. Yani Serkan, kadınlığına ve kişiliğine, erkekliğine bir lafımız sözümüz olmuyor, olmaz da zaten. Programda Özlem'in Türkiye'de huzurunu kaçıracak ne dediniz? Mesela çocuğuyla ilgili, kadınlığıyla ilgili, anneliğiyle ilgili. Yani ben programda öyle bir, yani doğrudan Özlem Gürses'e hedef alan bir şey duymadım. Yani daha önce reklam arasında vesaire bir sıkıntı mı yaşandı? Yok, hiçbir şey, çok normal gidiyordu. Açıkçası bir şey söyleyeyim. Yani Hilmi abiyle o bir dakikalık diyaloglarını da ben çok takip etmedim aslında. Telefonda bir şey ilgiliyordu. Sonra baktım sesler yükselince ben de bir kafayı kaldırayım dedim ne oluyor diye. Ya Hilmi Daşdemir'in de sert bir üslubu yoktu. Özlem Gürses'e hedef alan hiçbir cümlesi yoktu. Yine fikir tartışması şeklinde devam ediyordu. Özlem bir anda sinirlendi yani. Niye sinirlendi? Demek ki olabilir. Seçim, ben şeyi karşılıyorum. Ya, hadi abi beni tanıyorsun yani. Gerilmiş olabilir. O gün gergin olabilir. Doğal karşılamaya çalışıyorum bu tarz refleksleri. Karşılıklı hakaret ve saygısızlık olmadığı sürece. Bir gün Deva Partili bir genel başkan yardımcısı programdayız. Ben fikir noktasında tartışmaya devam ederken müvekkillere senden emin ol utanıyordur dedi. Şimdi bu üslup nedir? Benim karşı tarafa layık görmediğim üslup bana layık görüldüğünde elbette ki cevabını veririm. Ben de ona karşı şey dedim yani. Benim müvekkillerim benden utanmıyor. Bundan çok eminim ama dedim. Benim müvekkil sayımın senin partinin alacağı oy sayısından fazla olduğundan eminim dedim. Bunları ben şık bulduğum için söylemiyorum. Biz orada en nihayette Hadi Özışık'la Serkan Toper tartışmıyor. Hadi Özışık toplumun bir kesimini temsil eden, Serkan Toper de toplumun bir kesimini temsil eden fikirleriyle oradalar. Benim Hadi Özışık'ın kişiliğiyle yaptığı işle, geçmişiyle, hayatıyla, özel yaşamayla hiçbir ilgim yok. Örneğin bana yayında sana da geliyordur. O gün programda konuk olduğumuz kişiyle alakalı geçmişte attığı tweetler bana atılıyor. Yani o gün onun orada söylediklerini tekzip eden tweetler atılıyor. Ben onunla da ilgilenmiyorum. Çünkü onun kişisel fikriyle de ilgilenmediğim için o konjonktürel neyi temsil, neyi savunuyor ise ben onu çürütmekle meşgul bir adamım. Ben en başından beri Millet İttifakı'nın algı siyaseti yaptığını, maskeli siyaset yaptığını, PR ve ajans kampanyası yaptığını hep ifade ettim. Cidden sağdan haberleri yok. Topluma çok yabancılaşmışlar. Sosyal medyada FETÖ'cüler, küreselciler, PKK'lılar çok bağırıp çağırıyorlar. Troll hesaplarla bir algı oluşturuyorlar. Sanıyorlar ki bu algı sahayı kasıp kavuruyor. Sahadaki tek konuşulan gerçek bu. Buna da kendini çok inandırdıkları için sandık sonuçlarıyla da bir türlü barışamıyorlar. Arkadaş, sahaya inseydiniz, işte ben diyorum ki ben stüdyo konuğu değilim. Bu programa gelmeden önce Kars, Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, buraları dolaştım. Beşiktaş'ta 6 mahalle dolaştım. Sahaya indiğimde elbette ki Milliyetçi Hareket Partisi adına milletvekillerimize dolaştım. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy isterken seçmen şunu söyledi oradaki insanımız. MHP asla oy vermem. Arkamı dönüp giden bir adam değilim. Ben çok analiz yapmak için de sahaya iniyorum. Diyorum ki örneğin niçin yani? Gerekçeniz ne diyorum. Seçmen neye itiraz ediyor, neye destek ediyor anlamaya çalışıyorum. Böyle olunca Adi abi şöyle bir manzara çıkıyor kafanızda. Evet, biz stüdyoları biliyoruz, kulisleri biliyoruz, parti işlerini biliyoruz. Ama bunları bilmek yetmiyor. Sahada vatandaş ne diyor? Çünkü sözün sahibi onlar. Bizler akşam ekranlara niçin konuşuyoruz? Bir, aydınlatma görevi. İki, bir noktada propaganda yapıyoruz. Doğru mu? Sizin söylemleriniz sahada karşılığı var mı? Daha da önemlisi, acaba sizin söylemleriniz kaynağını sahadan mı alıyor? İşte bizim avantajımız buydu. Biz bütün söylemlerimizi aşağı yukarı sahadan aldık. Sahada insanlar bize anlattı. Biz bunları derledik, topladık, analiz edip akşam televizyonlarda milletimizle, insanlarla paylaştık. Bunu da anlayamadıkları için ya diyorlar ki ne kadar net ve tutarlı. Niye net ve tutarlıyız? Çünkü siz cidden sosyal medyada 3 tane FETÖ'cü hesabın algılarıyla, bilinçsiz şekilde algılarıyla o algıları hakikat sanıp gelip inanarak anlattığınızda hakikatle yüzleştiriyoruz. Biz hakikatle yüzleşince de bazen agresifleşebiliyorlar. Çok net. Evet. Tatlıya bağladınız mı sonra?
Yani özlem sinirli şekilde bitti. Genelde bilirsin herkes tokalaşarak gider. Tartışma ne kadar alevli olursa olsun insanlar iyi dileklerini sunarlar. Çünkü başka bir programda yine yüz yüze bakacağız ama öyle şey olmadı yani. Hilmi ile Özlem arasında da program sonrası bir atışma olmadı. Hilmi hemen şeye gitti, polise gitti. Özlem de çantanı topladı. Kanaldan